Pekala Nevi Hanım, tabii siz bu kulüpte bayan rotaryen olarak görev yapıyorsunuz. Ön sohbetimizde Avrupa'da bile bayanlar giremezken biz rotaryen evet. olarak girebiliyorduk diye o küçük bir hatıranız vardı. Onun da, ondan birazcık bahseder misiniz bu? Şimdi Rotary Kulübü ilk Amerika'da kurulduğu zaman dört iş adamı, erkek iş adamı tarafından kurulmuş. Çünkü artık biz varlıklarımızı biraz topluma faydalandıralım, paylaşalım, bir şeyler yapalım diye. Ve 100 yıla yakın, belki 80 yılda kadar daha çok erkek hegemonyasıyla yürütülen kulüpler kurulmuş. Ama bayanlar iş hayatında olmaya başladıkça mahkeme kararıyla bayanlar da girmeye başlamış. Yani söke söke almışlar. Ama biz malum Türkiye'de çok daha bu konuda yani genlerimizden gelen belki bir şey bilemiyorum. Bayanlara her zaman için yol çabuk açılıyor. Ben bunu meslek hayatımda da gördüm. Rotary hayatımda da gördüm. Deniz'in ilk bayan rotaryanıyım. Kulübümüzde de önce 3 arkadaştık, sonra 5 olduk. Şu anda da 5-6 kişiyiz. 5 kişiyiz bayan olarak. Bu yüzden ilk kurulduğumuz dönemlerde bir challenge programında kızım gittiğinde orada annen mi rotaryen deyince inanmamışlar. Çünkü hangi ülkeye gitmişti? Belçika'ya gitmişti. Belçika'ya gitmişti ve orada Belçika'da hiç bayan rotaryen yokmuş. Hı. Düşünün, Türkiye'ye çok daha sonra bayanlar girmeye başladı. O yüzden de biraz da şeref gibi geliyor bana, bilemiyorum. Çünkü bayanların yapamayacağı hiçbir şey yok bence. O zaman yeter ki niyet etsinler. Doğru, doğru bir ülkedeyiz ve şanslı evet, bir ülkedeyiz. Çok şanslıyız. Evet. Çünkü biz Orta Asya'dan gelen anaerkil bir insanız. Anaerkil bir toplumuz. Evet, o doğru. yüzden şanslıyız. Tabii ki onun bana çok avantajları oldu. Çok az bayan olmamın verdiği sıkıntılar oldu ama onu da yani sıkıntı denmez. Evet. Avantajı çok. Onu da şuna bağlıyorum. Onu da eklemeden geçiremeyeceğim. Tamam. Türk erkeklerimiz çok kibar. Çünkü yardımı da sevdikleri için yeter ki o ortamı oluşturabilmek lazım. Ve ben işlerimi hep kolayca hallettim o yüzden. O zaman teşekkür ediyorum. Rica ederim. Denir işte her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. O zaman evet. her başarılı bir kadının arkasında da. Evet. Öncelikle eşim. Yine. Bakın eşim olmasa evet, benim bu dernekteki vazifem bunca sene sürmezdi. O çok evet. önemli. Bayağıdır bu derneğin içindesiniz. Tabii ben mi? Kurucu başkanıyım. Evet. Güzel. Cengiz Bey, siz de devam edelim isterseniz. Yeni üyeler nasıl oluşuyor? Yani sizin derneğinize üye olmak isteyenler, rotaryen nasıl olmuş? Şimdi ben ondan olayı biraz daha gerisinden alayım. Tamam. Sivil toplum kuruluşları çok önemli biliyorsunuz. Hı hı. Özellikle modern demokrasilerde fevkalade büyük öneme sahipler. Çünkü bunlar seçtikleri dallarda belirli konularda çalışma yapan, politik şeyleri olmayan, kaygıları olmayan, oy kaygıları olmayan, tamamen toplum yararına faaliyet içerisinde bulunan, devletin yetemediği veya kendilerinin orada eksik gördüğü konularda çaba sarf eden kuruluşlar. Rotary de böyle bir kuruluş. Hı hı. Ve Rotary dünyadaki en yaygın sivil toplum örgütü. Şu gün 200'den fazla ülkede ve 395 bölgede 1.200.000 dünyada rotaryen var. O zaman rotaryenler, demek ki müthiş bir bilgi birikimi aynı zamanda değil mi? Var. Yani bu, uluslararası anlamda. Dayanışma aynı evet. zamanda. Bu rotaryenlerin hepsi o yıl hangi uluslararası başkan hangi çalışma sahalarına öncelik veriyorsa her ülkede bu çalışma sahaları öncelikli olarak seçiliyor. Belçika'da da öyle, Endonezya'da da öyle, Türkiye'de de öyle. Hı hı. Uluslararası başkan diyor ki bu sene lütfen eğitim ve sağlığa önem verin. Küçük felcini kaldırın diyor mesela. Mesela. Şimdi evet. çok küçük bir parantez var. Gene çocuk felci biliyorsunuz. Hı hı. Dünyada Rotary'nin yapmış olduğu başarılı çalışmalar sonucunda kaldırılmıştır. Hı hı. $500 milyon para harcamıştır. Müthiş bir rakam. Tekrar ediyorum. Evet. $500 milyon. Evet. Bunun için para harcamıştı. Şimdi bu disiplinle... Neredeyse 1,5 katrilyon yani. Yani bugünkü paramıza yaklaşık değil mi? Sıfıra yakındır.
zannediyorum bir Afganistan, bir Hindistan, iki vaka görüldü. Onu da mutlaka başarıyla tedavi yoluna gidilecek. Şimdi tam böyle pardon yapılacak çalışmalardan bahsetmişken biraz evvel ön sohbetimizde bir size verilen bir kitapçıktan bahsetmiştiniz. Bu hani evet, bir yıllık ben, plan anlamında. Tabii. Bakın, onu da gösterebiliriz şimdi mesela. Şimdi şöyle bir kitapçık, bu benim adıma yapılmış olan bir kitapçık. Ve başkanın ismine benim isminde var, evet. Bu tabii bana olan sevgiden, saygıdan tabii ziyade. Oradan birkaç örnek göstereyim. Tabii. Yani ne var bunun içinde? Evet. İşte bir takım görevlilerin adı, adresi vesairesi, başvurabileceğim kişiler. Sonra benim toplantı notlarım, tarihler itibariyle. Ondan ayrı bir Rotary takvimi içinde hangi hafta ne yapılacak? Mesela onu da gösterebiliriz. Kamerayı bir gösterelim ve birkaç tane okuyalım. Bir tane okuyayım. Mesela 2015 Mayıs'ın 7'sinde bölge konferansı, 8'inde bölge konferansı, 9'unda bölge konferansı, 10'unda bölge konferansı yapılacakmış. Burada yazılı. Sonra geçiyorum. İşte Haziran ayında ne varmış? Uluslararası Rotary Konvansiyonu varmış. Ne zaman? 5 Haziran Cuma günü. Yani yıllığınız planlanmış. Yıllığım planlı. Benim ne yapacağım? Bütün bir takvim halinde burada belli. Ve benim ihtiyaç duyacağım bir takım belgeler, bir takım kriterler nelerse bunlar da belli. Ve ayrıca temin dediğimiz gibi başkan ve yönetim kurulu üyeleri için seçildikten sonra onlara da bir kit gelir. Hatta o kit gelmeden evvel biz o arkadaşları bir eğitim programına alırız. Yani biz dediğim yani Rotary alır. Ve bu arkadaşlara saymanlık nasıl yapılır, başkanlık nasıl yapılır bunlar öğretilir. Döner gelirler. Bir de ellerine kit verilir, el kitabı. Ve neticede artık ya ben nasıl saymanlık yapacağım diye bir endişesi kimsenin olmaz. Çünkü üyelerimizin hepsi okur yazar olduğu için onu okuyup öğreniyorlar, yaşıyorlar. Ya çok önemli bence. Şimdi bu disiplin içinde gidiyor işimiz. Ben bir şey daha burada müsaadenizle değinmek istiyorum tabii. Bazı yanlış duyumlar oluyor, hepimizi üzüyor ama ne yapacaksınız? Yani insanlar hakkında her şeyi söyleyebilirler. Evet, özgürler, o şeyler söyleyebilir. Kendi düşünceleridir. Evet. Bilemem artık doğrudur, yanlıştır ama keşke okusalar da öyle şeylerde bulunsalar. Tam bu noktada şey sorayım ben size, bu derneğinizin bir yıllık planı yaparken birçok faaliyet var orada anladığım kadarıyla. Evet. Yıl boyunca dolusunuz. O anlamda siz bu dönemin başkanısınız. Evet. Bildiğim kadarıyla. Ne kadar maaşınız var Cengiz Bey? Ne kadar maaş alıyorsunuz? O nedir? Yani madem bakın, bu kadar koşturuyorsunuz yani. Biz gönüllüyüz. Bana verilmeyecek değerde bir maaş alıyorum. Evet. Bağ biçilmez bir maaş alıyorum. Çünkü arkadaşlarımın dostluğu, sevgisi ve onların dayanışması hiçbir zaman maaşla, parayla ölçülmeyecek. Hatta üstüne para veriyorum üye aidat olarak diyorsunuz. Evet. Tabii yani o ne kadar üyelik aidatınız? 100 lira. Aylık 100 lira. Yani ben başkan olarak maaş almıyorum ama ben bir üye olarak bile her ay oraya 100 lira veriyorum. Tabii. 100 lira aidatımı yani ödüyorum. Gönüllü derneği olduğu için yani böyle kaygılar yok. Temin de dedim mi? Evet. Yani kendi menfaatine dayalı bir kulüp değil diyorsunuz. Yok. Tamamen toplum menfaatine. Kendi menfaatine değil. Kendi üyeleri arasında da menfaat ilişkisi yok. Yani kimsenin kimseyle başka bir şey yok. Başka bir şey söyleyeceğim. Tabii.